örneğimize bakalım. Gıda endüstrisinden bir örnek bu. Burada kullanılan armatürün resmi burada görülmektedir. Ve de ışık dağılım diyagramı görülmektedir. Olabildiğince geniş bir ışık dağılımına sahip, wide beam ışık dağılımına sahip bir armatür söz konusu. Bu armatür burada gördüğünüz gibi mekan içinde düzgün bir şekilde yerleştirilmiştir. Aydınlatma tekniğine uygun olarak düzgün bir şekilde yerleştirilmiştir. Burada da gene standartlara göre gereksinimler belirlenmiştir. Olması gereken minimum aydınlık düzeyi 300 lüksür, 25'in üzerinde bir kamaşma değeri sağlanması gerekiyor. %60 düzgün sağlanması gerekiyor ve 80 üzerinde renksel geri verim değerinin sağlanması gerekiyor. Bu durumda yapılan hesaplamalarda mevcut durumda standart çözümde 309 lüks elde edilmiş sınırın üzerinde 26 UGR değeri sağlanmış. Düzgünlük sınırlarının üzerinde renksel geri verim gene standartlara uygun seçilmiş. Harcanan güç 4400 watt. LED'li çözümde ise aydınlık düzeyi 300 lüks üzerinde sağlanmış. Kamaşma, düzgünlük ve renksel geri verim değerleri standartlara uygun sağlanmış ve harcanan enerji 2560 watt olarak ölçülmekte. Burada da LED'li çözümde %42 oranında bir tasarrufun sağlandığını görebiliyoruz. Burada ayrıca LED'li bir armatürün kullanılmasının bir başka önemi de gıda endüstrisi olduğu için lamba kırılması durumunda oluşacak sıkıntıların önlenmesi açısından da önemlidir. Yani enerji tasarrufunun yanı sıra LED'li sistemin gıda endüstrisine kullanılmasının bir başka önemi de bulunmaktadır. İlaç endüstrisi